Hayat ne acayip ya. Dün bana biri dese yürüyü böyle atacaksın ön koltuğa, böyle bir makinede gezeceksiniz dese var ya, hadi lan derdim. Aşkım sen de çok yakışıyorsun ön koltuğa. Açayım mı acık camını? Şöyle saçların falan dalgalansın. Gerçi kalima canavar gibi ama heves işte. Şş, çekeyim mi sahile? Ya sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Araba bizim sanki. Bir arabayla gezmemiz kalmıştı değil mi? Tamam kızım, ne kızıyorsun ya? Ben öyle senin kafan dağılsın diye şey yaptım. Benim kafam dağılmaz öyle. Ben babama daha söyleyememiştim bile yüzüğü çıkarıp attığını. Mert beni bilir, o bana güvenir dedim. Ne olacak şimdi? Hesap sormayacak mı bana? Bu mu sana güvenen adam demeyecek mi? Allah benim. Yürü bak, ben bir halt ettim, tamam mı? Ama sana güvenmediğimden etmedim. Kendi hıyarlığımdan. Ezikliğimden ettim. Ben seni eziyor muyum Mert? Sen beni ne ezeceksin kızım ya? Hayat ezmiş bizi. Ben Tersoğlu, Terso Mert. Karşımdaki adam dünyayı sallamış profesör anasını satayım. Herif o biçim doktor yani. Boy post desen yerinde. Tipi düzgün. Para dersen gani. Lan dedim Mert dedim. Sen bu Terso halinle, bu herifle nasıl boy ölçeceksin lan dedim. Ya Mert, Ömer Bey'in boyundan, posundan, doktorluğundan bana ne? Yürü, ben sana kendimi anlatmayayım. Sen benim kitabımı yazarsın. Hani o gece, balo gecesinde bana demiştin ya... komplekslerinden bıktım diye. Ben de bıktım lan. Kendi komplekslerinden asıl ben bıktım ya. Mert. Ben o gece hani... işte o gün hani ben fotoğrafı gördüm ya gazetede. Ben bittim kızım ya. Hani var ya, benim aklımdan, başımdan, her yerimden kaynar sular boşandı. Ya ben yerle eksen oldum o anda kızım ya. Şurama koydu o fotoğraf benim, anlıyor musun? Bitirdi beni yani. Yapıştırdı yere yani, anladın mı? Hani ben... ben şimdi sana hani... ben yakıştırdım kızım seni o adamla. Ne? O ne demek o? Ben sizi yakıştırdım ne demek? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Kulağın duyuyor mu ne ya? Ağzımdan çıkan buramı vuruyor kızım benim. Tamam, vurmasın işte. Ömer Bey'le ben... yani... Mert, ne olur sus. Sustur o zaman, yürü ya. Şu içimdeki ezikliği sustur Allah'ını seversen ya. Ben bu düşüncelerle yaşamak istemiyorum kızım. Ben sana güvenmek istiyorum ya. Vallahi billahi bıktım ya. Kontrol edemiyorum düşüncelerimi kızım. Yardım et bana, ne olursun. Mert, bugün söylediklerini unutacağım ben. Söz ver bana, sen de unutacaksın. Ben unuturum. Senin gözlerin benimkine bakarken ben senden daha iyisini hak ediyorum demezse unuturum dedim. Mert bak, gözlerine bakıyorum ve söylüyorum. Eğer sen bir gün değişirsen, benim tanıdığım, bildiğim, sevdiğim Mert değil de bir yabancıya dönüşürsen, o zaman kaybedersin beni. Beni zengin bir adam yüzünden değil, sadece senin yüzünden kaybedersin Mert. Şimdi kalkacağız, atölyeye gideceğiz. Sen benim bu söylediğimi hiçbir zaman unutmayacaksın. Tamam mı? Ama ben senin söylediklerini unutacağım. Gülüm. Parmağını uzatsana. Neden? Ya uzatma aşkım, uzat işte. Bak ben de uzatıyorum. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun senin yüzünü sakladığımı? Belki attım çöpe gitti. Sen onu attıysan ben dişimi kırarım. Hadi çıkar, nerede? Ya hayır, istemiyorum, takma. Ya biz seninle barışmadık mı şimdi? Barıştık. Ama ben seni daha affetmedim. Hayda. Yok öyle hayda mayda. Ben bu yüzük işi bizim ilişkimiz gibi yapboza dönsün istemiyorum. Aşkım ne alakası var? Bizim ilişkimiz yapboz mu şimdi? Yapboz tabii. Kaç kere ayrılıp barıştık biz? 6800 mü? Yok ya, takribi 5500 falan herhalde. Yüzsüz. Aşığım ben. Aşıkta yüz mü olur? Mert. Ben yüzüklerimizi bir daha asla çıkarmayacağımızdan emin olduğumuz zaman takmak istiyorum. Çünkü o yüzük bu parmaktan bir kere daha çıkarsa bir daha asla takılmayacak.